Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti grubumuz adına bütçe görüşmeleri için söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizin siz değerli üyelerini ve sizlerin şahsınızda aziz milletimizin tüm fertlerini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Görüşülmekte olan bu bütçe 2017 yılında halk oyuyla kabul ettiğimiz ve 2018 yılında tümüyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin 5. AK Parti'mizin 21. Cumhuriyetimizin ise 100. yılı bütçesidir. Bütçemizin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlara ve bereketlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin temeli Ankara'da, burada atıldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığında milli mücadelemizin karargahı olan Gazi Meclisimiz 23 Nisan 1920'de bir cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası hatimlerle, dualarla açıldı. Ankara'mızın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'nin "Nagihan ol şara vardım, ol şarı şehri yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım, ta şu toprak arasında" ifadeleri, dizeleri şehrin inşasıyla kendi kimlik ve kişiliğinin inşası arasındaki münasebeti en güzel şekilde ortaya koyduğu bu manevi mimari meclisimizin de ruh ve manasını ortaya koymaktadır. Bu sebeple milli mücadelemizden bu yana taşıdığı gazilik unvanını 15 Temmuz 2016 tarihinde uluslararası darbe ve işgal girişiminde bir kez daha ispat eden Gazi Meclisimizi ve onun değerli milletvekillerini tüm yüreğimle selamlıyorum. Her ne kadar "bırakın bu ayakları" diyenler olsa da milletimizin "ölürsem gazi, ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim" şiarına, Gazi Meclisimizin "evet müddet sahip çıkacağına" olan inancımı buradan ifade ediyorum. Değerli milletvekilleri, yarın 17 Aralık Şebi Aruz Vuslat Gecesi, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'nın vefatının 749. seneyi devriyesi. "Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunun tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse o kişiden de naklettiğinden de şikayetçiyim, uzağım" diyen Hazreti Mevlana muhteşem ve hikmetli eseri Mesnevisinde bir hikaye anlatır. Verdiği işi yerine getiren 4 kişiye bir gümüş dirhem ücretlerini ödeyip kendilerine teşekkür ettikten sonra ayrılan kişinin o 4 arkadaş baş başa kaldığında ihtiyaçlarının nasıl giderileceğiyle ilgili istişarelerinde "bu dirhemle gidelim ine balalım" diyenler, bir diğeri "engür alalım" diye karşı çıkanlar, bir diğeri "istafir alalım" diğerleri olmaz diyenler ve bir de hiçbirisi yerine "üzüm alalım" diyenlerin varlığından haberdar ederek bir kavgaya tutuşmalarını anlatır. Sonra bunun üzerine Hazreti Mevlana der ki, "bir gönül ehli, bir dil bilen ehli değil bir insan gelse de o 4 kişi tarafından ayrı ayrı söylenen talebin aslında aynı şeyi ifade ettiği ve aynı şeyi istediğini onlara güzel bir şekilde anlatsa,
aralarındaki ayrılık sebebi bir tevhid, bir vahdet, bir birlik ve dayanışma sebebi olacaktı der. Dolayısıyla bu müzakerelerden maksadımız üzüm yemektir, bağcı dövmek değil. Dolayısıyla bu değerlendirmelerimizi yaparken hiçbir şahsiyatla uğraşacak değiliz. Bununla beraber fikirler, politikalar ve zihniyetler üzerinden kendi değerlendirmemizi yapacağımızı belirtmek isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçen sene yine bu zamanlardı. Hep beraber 2022 bütçesini görüşüyorduk. Evet, o zaman demiştik ki 5 adım atacağız. Önce asgari ücreti, sonra memur ve emeklilerle ilgili maaşları, ondan sonra 3600 ek göstergeyi, daha sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini ve nihayetinde de bir sıralama ve süreç yönetimi olarak da EYT'li kardeşlerimizin talepleriyle ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik. Bakın, o 5 adımdan 3'ünü Temmuz'a kadar gerçekleştirdik. Allah'a çok şükür. Asgari ücretle ilgili düzenlemeyi yaptık. Hakikaten bu konuda şu anda Temmuz'a da bir ayrıca ilave %30'luk zamla 5500 net düzenlemeyi yaptık. Şu anda tekrar görüşmeler devam ediyor 2023'le ilgili. İnşallah hem asgari ücretle ilgili hem memur emeklilerle ilgili, gerek SSK, gerek Bağkur, gerek emekli sandığı, bütün emeklilerimizle ilgili, bütün memurlarımızla ilgili Allah'ın izniyle alım gücünü çok daha yukarılara çekecek, artıracak düzenlemeleri hep beraber yapacağız. Az kaldı, 15 gün sonra hepsine şahit olacağız. Bu konuda yıl sonuna kadar 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ve EYT'li kardeşlerimizin durumlarının yasayla düzenlenmesine hep beraber şahit olacağız. 3600 ek göstergeyi Temmuz'da hep beraber, Temmuz öncesinde yasalaştırdık. Ocak itibariyle bütün memur ve emeklilerimizle ilgili yürürlüğe girmiş olacak. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Aynı zamanda geçen yıllarda yaptığımız 1 milyona yakın taşeronlu kardeşlerimizin durumlarının düzeltilmesi ve süreklilik arz eden bir noktaya getirilmesiyle ilgili, o zaman hukuki statüleri farklı olan yaklaşık 70-80 bin civarındaki bu arkadaşlarımızın durumunun da ele alınacağı ve 6 ayla 10 ay arasında çalışan geçici personelle ilgili de bunların süreklilik arz edecek şekilde iş hayatına devam edeceğine ilişkin düzenlemeleri de Allah'ın izniyle hep beraber gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla biz ne söylemişsek onu konuşuyoruz, konuştuklarımızı elhamdülillah gerçekleştiriyoruz. Aldatmaca, kandırmaca, yalan, iftira üzerine kurulmuş algı ve illüzyon siyaseti değil, hak ve hakikat üzere bina edilmiş ilkeli siyaset yürütüyoruz. İlkeli siyaset elhamdülillah. Milletimizin ve ülkemizin lehine olan her şeyi hayata geçirmenin samimi gayreti içerisindeyiz. Milletimizin fertlerini, ülkemizi güçlü ve müreffeh kılmanın derdindeyiz. Zira hep beraber ifade ediyoruz ki aşkına koşan yorulmaz. O sebeple güçlü birey, güçlü devlet diyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın, adaletin ve refahın tecellisi için çalıştık, çabaladık. Bu konuda hakikaten insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içerisinde politikalarımızın temeline insanı aldık. Gerek ulusal anlamdaki politikalarımızda insan odaklı, gerekse küresel siyasette proaktif dış politikada da insanlık bizim merkezimizde, odağımızda. Şu tahıl koridorunu kim açtı Allah aşkına arkadaşlar? İnsanlığın hayrına, iyiliğine, güzelliğine Afrika'daki, dünyadaki, Avrupa'daki, dünyanın dört bir yanındaki insanlığın tahıl krizinin
çözümlenmesine imza atan hangi iktidar arkadaşlar? Hangi lider arkadaşlar? İşte insanımızın özgürlüğü, refahı, huzur ve mutluluğu için demokratik devrimleri ve kalkınma destanını hayata geçirdik. Değerli Mustafa Ali Taş Başkanımız işin teknik boyutlarına kısa sürede girerek zaten gerekli açıklamaları yaptı. Ben rakamlarla değil de onun manasıyla, anlamıyla ilgili boyutlara daha fazla vurgu yapmak istiyorum. 81 vilayetimizde 85 milyon insanımızın tamamını muhatap alarak bütün toplum kesimleriyle devlet millet kaynaşmasıyla hizmetkar devlet anlayışıyla yepyeni bir paradigma değişikliğiyle sessiz devrimleri gerçekleştirdik. Bu devrimlerin şahidi muhatabı bizzat aziz milletimizdir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya 85 milyon insanımızdır. Demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin yaygınlaştırılması noktasındaki bu büyük adımlarla birlikte aynı zamanda büyük kalkınma hamlelerini at başı başlattık. Zira biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz. Sonuç itibariyle gerçekten az zamanda çok ve büyük işler başardık. Allah'a çok şükür başardık. 2002 yılında bütün ihracatımız değerli arkadaşlar 36 milyar dolardı. Şimdi bu sene 250 milyar doları geçtik. Şöyle bir örnek her şeye yeter. Fazla uzatmaya gerek yok örneklerle. Biz iktidara geldiğimizde bak Ahmet Arslan Bakanımız burada. Biz iktidara geldiğimizde bir Bolu tüneli vardı. Hakikaten işin içinden çıkılamıyordu. Onlarca bakan hükümet yedi götürdü. Ya topu topu 2,5-3 kilometrelik bir efendim tünel. Ama sonuç itibariyle onun tamamlanması da AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Evet, 17 yıl söz konusu bunun başlangıcı ile bitişi arasında. Biz gelir gelmez hemen bitiriverdik. Ama bizi beklemiş, 17 yıl bizi beklemiş. Sonuç itibariyle şimdi biz o tünelin yüzlerce katını yaptık elhamdülillah. 50 kilometreydi bütün Türkiye'de 2002 yılında bütün tünel 50 kilometre. Şimdi 664 kilometre. 20 yılda 13, 14 kat. İşte bunu gerçekleştiren partiye, hükümete ak kadrolar denir. Ak kadrolar. Evet. Bütün, bakın bir örnek daha vereyim. Bütün Türkiye'de 2002 yılında bölünmüş yol ağımız arkadaşlar 6000 kilometreydi. 80 yılda onlarca hükümet gelmiş geçmiş. Bunlar zaten sizin göreviniz diyorlar ya şu anda. O hükümetlerin hiçbirisi görev yapmamış. O zaman sizin söylediğinize göre. 80 yılda 6000 kilometre. Şu anda ne biliyor musunuz? 20 yılda biz bunu 29 bin kilometreye çıkardık. İşte Recep Tayyip Erdoğan farkı. Sayın Ali Şeker, Sayın Ali Şeker lütfen. Evet, değerli arkadaşlar. Böyle yapmıyorduk biz, siz yeni geldiniz ama böyle değildi görüşmeler. Bu şekilde gitmiyor. Bütün havalimanlarımızın sayısı 26'ydı. 80 yılda 26 havalimanı. Biz geldik 57'ye çıkardık. 276 baraj vardı. 80 yılda 276 baraj. Şimdi biz bunu 950'ye çıkardık. 80 yıllık bütün hükümetlerin yaptıklarının fevkinde 5, 10, 20 kat daha fazla hizmetleri 20 yılda gerçekleştirip milletimizin hizmetine sunan partiye AK Parti liderine de Recep Tayyip Erdoğan derler. Değerli milletvekilleri, tarihimizin en büyük kalkınma hamlelerini hizmet ve eserlerle insanımızla buluşturulduğu 20 yıllık gerçekten şanlı bir geçmişimiz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Dolayısıyla bu milletimizin hafızasındadır, muhataplığındadır.
Başka söze acet yok. 20 yıllık geçmişimiz demokratikleşme ve özgürlükleri genişletmeyle birlikte bir kalkınma destanıdır. Dünyanın en büyük hizmet şaheserlerini milletimizle buluşturduk. Ülkemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Bir çağ kapatıp bir çağ açan Fatih'in torunları olarak, nasıl ki imkansızı başararak gemileri karadan yürütüp fetihlere imza attıysak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onların yol arkadaşları olarak arabaları ve trenleri denizin altından karşı kıyıya geçirerek milletimizin özgüvenini elhamdülillah tazeledik. Marmara'yı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü, Yusufeli Barajı'nı, yerli milli uydularımızı, İHA, SİHA, TİHA, Akıncı, insansız hava araçlarını, TCG Anadolu uçak gemimizi, 500 kilometreyi aşan Tayfun füzemizi, milli muharip uçağımızı elhamdülillah gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirdik. Dün güzel bir haber vardı. Kızıl elma kanatlanıp uçmuş. Kızıl elmaya, kızıl elmaya hayırlı olsun. İnşallah sırada milli muharip uçağımız var. İnşallah. Alanında dünyada bir numara olacak. İşte teknolojide, inovasyonda, yenilenebilir enerjide, milli savunma sanayinde gerçekten ama gerçekten çok ve büyük başarılı işlere imza attık. En büyük devrimlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle ilgili anayasa değişikliğidir. Halk oyuyla milletimiz tarafından benimsenen yeni hükümet sistemi tam bir demokratik devrimdir. Doğrudan demokrasinin gereği olarak hem yasama hem yürütmenin doğrudan milli iradenin temsilcisi, milli iradenin sahibi, egemenliğin sahibi olan millet tarafından doğrudan kullanılmasıdır. Hükümeti doğrudan milletin kurmasıdır. Bütün vesayet odaklarını elimine etmektir. Cumhuriyetimizin sahibi olan milletimizin iradesinin üstünde beşeri planda hiçbir irade tanımadığımızı ve tanımayacağımızı özgüvenle, tarihi bir liderlikle haykırdık ve gerçekleştirdik. Biraz evvel Sayın Eritaş da ifade etti. O 20 yıllık tarihimiz güllük gülistanlık içerisinde geçmedi. Hep büyük mücadelelerle, sağlam bir iradeyle, her zaman ama her zaman milletin yanında durmakla geçti elhamdülillah. Vesayet odakları ile çetin ve hayati mücadeleler ortaya koyduk. Muhtıra ve darbe teşebbüslerine, 15 Temmuz darbe girişimini, uluslararası vesayet odaklarının her türlü tehdit ve operasyonlarını, ekonomik saldırılarını, terör saldırılarını sarsılmaz bir iradeyle karşıladık ve vesayet düzenini tarihin çöp sepetine elhamdülillah hep beraber attık. İrademizi ne içeridekiler ne de dışarıdakiler elhamdülillah teslim alamadı ve asla alamayacak. Ancak milletimizin oylarıyla yürürlüğe giren ve 4 yıldır uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yani millet iradesine ucube diyen altılı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında gerçekten ucube ötesi bir sistemi dayatmaya çalışıyor. %50+1'le doğrudan millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın üzerinde çoklu vesayet sistemini öneriyorlar. Baş vesayetçi konumuna da altılı masayı koyuyorlar. Yürütmeyi çift başlı hale getiriyorlar. Bir cumhurbaşkanı, bir de partili başbakan. Hani yürütmenin başı partili olmamalıydı? Hem başbakan hem de partinin genel başkanı değil mi başbakan? Dolayısıyla bak, kendi içinizde çelişki ortaya koyuyorsunuz. Aynı zamanda doğrudan bir kereliğine halka hesap vermeyecek bir cumhurbaşkanını halk tarafından seçtiriyorsunuz. 7 yıllığına %50+1'le seçiliyor. Yürütmenin başı oluyor. Parlamentoyu feshetme etkisi getiriyorsunuz.
Ancak %20-25 ile başbakanın emri altına sokmaya çalışıyorsunuz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Bu gömleğin ilk düğmesini hakikaten yanlış iliklemek demek. Zaten eğer bir sistemde cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçiliyorsa, ister zayıfı ister güçlüsü, onun adına parlamenter sistem denilmez. Olsa olsa yarı başkanlık sistemi denir. Ama siz güçlendirilmiş demekle parlamenter sistemi zaten zayıf olduğunu itiraf ediyorsunuz. Burada teklifinize bakıldığında neyi güçlendiriyorsunuz? Yürütmeyi güçlendiriyorsunuz. Bir hükümet güveni almadan bir başka hükümet gen soruyla düşürülemesin şeklinde yürütmenin hemen yedeğini ortaya koyalım sisteme diyorsunuz. Dolayısıyla adı üzerinde parlamenter sistemle ilgili parlamentoyu güçlendirici değil, yürütmeyi güçlendirici bir teklifte bulunuyorsunuz. Ancak bunun hakikaten tam manasıyla bir çelişkiler yumağı, açmazlar çıkmazlar yumağı olduğu da ortadadır. Nitekim altılı masanın bu anayasa çalışmalarında bulunan kimi sözcüleri, aslına bakarsanız daha sonra halk tarafından değil de parlamento tarafından seçilmesi gerekir, bu düzenlemeyi yapmamız gerekir şeklinde beyanatları da tarihe not düşmektedir. Dolayısıyla biz bir seneyi aşkındır hep dedik ki altılı masaya, söyleyin teklif ettiğiniz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı kim seçecek? Halk mı seçecek, parlamento mu? Halkın elinden bu yetkinin alınmasına halkımız rıza göstermeyeceği için sureta orada en sonunda neden sonra bir yazılı beyanda bulundunuz. Ancak onun da çelişkilerini kendi içinizde hala şu an tartışıyorsunuz. Bu konudaki anayasa hukukçularının da ortaya koyduğu mütalalar net bir şekilde ortadadır. Ortaya koyduğunuz tekliflerle tabii ki farklı bir takım konularda kendinize dönük konularda anlaşıyorsunuz da ancak icraata gelince anlaşamıyorsunuz. Koalisyon, bu altılı koalisyonda nasıl bir icraat ortaya koyacak? Bu konuşmalarımı grubumuza, hükümetimize yöneltilmiş olan konuşmalar esnasındaki değerlendirmeler üzerine yaptığımı ifade etmek isterim. Koalisyonla nasıl anlaşacaksınız? CHP devletin başına geldiğinde İstanbul Sözleşmesi'ni ilk gün getireceğiz diyor. Altılı masa içerisinde başka bileşenler zinhar bu sözleşmenin karşısındayız diyor. Nasıl anlaşacaksınız? Altılı masanın bir bileşeni Ermeni soykırımı vardır diyor. Diğerleri bu konuyla acaba örtüşüyor mu? Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu'nun kararı hukuken tüm bakanların imzasıyla tekamül eder. Bir bakan dahi imza atmadığı takdirde Bakanlar Kurulu'nun geçerliliği söz konusu değildir. Evet, şuraya bakanlık verelim, buraya bakanlık verelim diyenlerle ilgili ortak bir yaklaşım içerisinde misiniz? Teröristleri sıcak takipte ve yurt dışı tezkerelerinde hep beraber bu konuda anlaşabilecek misiniz? Yamalı Boşa ittifakı sadece yıkmak için bir araya gelmiş. Yıkmak için anlaşmışlar ama iş gelin icraat yapalım deyince herkes ayrı telden çalıyor. Buradan da siyasi ve ekonomik bir istikrarın çıkmayacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yok değerli arkadaşlar. Bir saniyesi bile. Şunu ifade etmek isterim. Altılı masa diyor ki şu anda mevcut hükümet sistemine, halkın onayladığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre hep beraber gidelim seçimlere. Sonra 400 milletvekili ile bunu değiştirip tekrar sistem değişikliğiyle bir daha seçimlere gidelim diyor. Yani seçim üstüne seçim vaadinden başka somut hiçbir yaklaşım söz konusu olmuyor. Ancak bu teklifte ne hayır ne fayda var. Dolayısıyla hakikaten bu konuda dünya ve ahiret iyiliğinizi isteyen bir kardeşiniz olarak sizlere hatırlatıyorum. Bu uçurumun kenarından dönmeniz gerektiğini hakikaten sizlere hatırlatıyorum.
Evet, şunu ifade etmek isterim ki bütün insanlık için ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi her zaman en adil, en güvenli ve en özgür yerdir. Bu hakikati hiç kimse unutmasın. Dış politikada Türkiye'siz denklem kurulamayacağı bütün dünyada görülmüş, anlaşılmıştır. Gerçekten Türkiye'nin proaktif dış politikasıyla Türk Devletler Teşkilatı yıldızı parlıyor. İnşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı Türk Devletler Teşkilatı, Allah'ın izniyle gerçekten tarihi önemi haiz büyük işlere öncülük edecektir. Evet, Yüce Meclis'in parlamentonun bilgisine sunulmuştu. Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu. İnşallah bundan sonra insanlığın gözü kulağı Davos yerine Antalya'da, Türkiye'de olacak arkadaşlar. Karabağ'da 30 yıllık ve Birleşmiş Milletler'le tesciliyle hakikaten bu konuda 44 yıl 44 günde Karabağ'daki 30 yıllık işgal son buldu. Libya'da münhasır ekonomik bölgeyle Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası koruma altına aldık. Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğalgazı milletimizle inşallah 3 ay içerisinde buluşturacağız ve doğalgazı ucuzlatacağız. Terörü temizlemenin sonucu olarak Gabar'da 12 milyar dolarlık petrol rezervlerine yenilerini ekleyerek zenginliğimizi artıracağız. Bütün toplum kesimlerinin Allah'ın izniyle refahını satın alma gücünü daha yukarılara taşıyacağız. Bu konuda zengin birey ve zengin devlet anlayışımızı, istiklal ve istikbalimizi hep beraber 2023 Türkiye 100 yılı mottosuyla gerçekleştireceğiz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Tüm insanlık için küresel sonuçlar doğuracak bir dönemin eşiğindeyiz. Ortak geleceğimiz için Selçuklulardan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan geçmişimizde yeni yüzyıla, yeni kızılırmaya hep beraber kenetlenmeliyiz. Emperyalistlere karşı milli mücadele ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya gelmek hepimiz için ortak milli bir vecibe olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda Allah için hep beraber şunu ifade etmek isterim. Burada gelip ne yapılacağı da anlatılmalıydı. Altılı masanın ne yapmak istediğiyle. Çünkü herkesin eseri rütbesinde görülür dendi. Doğrudur. Peki sizlerin bu millete vereceğiniz nedir? Çünkü lafla peynir gemisi yürümez. Namus sözü verip çiğnemek mi? Temel atmama törenleri düzenlemek mi? Togun yerine heykelini yapmak mı? Baraj yerine musluk takmak mı? İşte büyük hedefler büyük vizyonlar gerektirir. Büyük vizyonları büyük liderler hayata geçirir. Hamdolsun Türkiye 100 yılını hayata geçirecek dünya liderine sahip bir Türkiye var. İnşallah 2053, 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için altyapıyı tesis etmiş, 2023'ü 3. bin yılın 100 yılının başlangıcı yapan hakikaten bir yürüyüşü Türkiye 100 yılı olarak gelin hep beraber başlatalım. İnşallah bu konuda değerli konuşmacıların bazı değerlendirmelerine de kısaca değinmek istiyorum. Konuşmalardan hareketle ifade etmek isterim ki sivil toplumun teminatı AK Parti'dir değerli arkadaşlar. Hükümetimizdir. Özgürlüklerin teminatı AK Parti'dir. İnançların teminatı AK Parti'dir. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak devlet millet kaynaşmasıyla devletimizin kurumlarını milletimizin hizmetine amade kılan AK Parti hükümetleridir. Özgürlükler asıl, kısıtlamalar istisnadır. Kim hukuka, kanuna aykırı davranırsa
demokratik hukuk devletinde karşılığını bağımsız ve tarafsız yargı eliyle bulacağı muhakkaktır. Sayın Akbaşoğlu, bir dakika ilave süre verin. Tamamlayalım lütfen. Değerli milletvekilleri, burada değerli konuşmacıların değerlendirmelerini dinledik. Bütçe görüşmelerinde her sene bu sene siz gidiyor biz geliyoruz diyenler geçtiğimiz yıllardan itibaren yılın ikinci yarısında iktidara gelip bütçeyi biz yöneteceğiz demeye başlamışlardı. Kaç altı ay geçti. Elhamdülillah 2023 bütçesini de biz getirdik. Biz. İnşallah önümüzdeki 5 yılın bütçesini de AK Parti olarak biz yapacağız. Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz. Ve inşallah 2028 için beyhude hayallerinizi şimdiden kurmaya başlayabilirsiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Avrupa'da, dünyada kesintisiz bir şekilde 21 kere üst üste demokratik anlamda bütçe yapan başka bir hükümet, başka bir ülke, başka bir iktidar var mı? Elhamdülillah. Öyleyse bunun Guinness Rekorlar Kitabı'na milletimiz demokrasi tarihimiz için geçirilmesini teklif ediyorum. Buckingham Sarayı'na, Versailles Sarayı'na, Beyaz Saray'a danışmanlık yapanları sonunda size de danışman olarak atamışlar. Anlaşılan yabancı sarayların bendesi olmak için çırpını duruyor musunuz? Meğer onun için tek adam tek adam saray saray diye bağırıp çağırıyor musunuz? İtalya danışmanlarınızla muradınıza ereceğinizi zannediyorsunuz ama nafile. Hangi saraydan medet umarsanız umun. Altılı masa olarak bilin ki milletimiz arkanızdaki saraylarla birlikte alayınızı tarihin hezimetine uğratacak inşallah. Becerileceksiniz. 2023 seçimleri tam bağımsız, lider ülke Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye diyenlerle vesayeti, manda ve himayeyi kabul edenler arasında geçecek. Kayıt dışı sistem, kayıt dışı siyaset önerisinde bulunan altılı masanın bileşenlerine önce kendi seçmenleri öyle bir cevap verecek ki Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda rekor oyla seçildiklerini gördüklerinde aynı sözü tekrarlayacaklar. Adam kazandı. Yeniden büyük Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür mottosuyla 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirecek gençlerimiz için, yavrularımız için, milletimizin bütün fertleri için, Türkiye yüzyılını bütün insanlık için başlatan liderimizin etrafında hep beraber kenetleneceğiz ve 2023'te Cumhur İttifakı olarak en büyük zafer elde edeceğiz. Çok değerli milletvekilleri, şimdi çok kendilerine çok hürmet gösterdiğim ve gerçekten sevdiğimiz hem Sayın Hamza Çebi hem de Sayın Kesici'yi de dinleme imkanı elde ettim. Onların sözleriyle ilgili sadece açıklama babında birkaç... Sayın Akbaşoğlu, 4 oldu. 5. dakikayı veriyorum. Bitirelim lütfen. 7 olmadı. 7 yok. 7 hiç vermedik. Şöyle şunu ifade edeyim. Şimdi bir gömlek değiştirme meselesi gündeme geldi. Gömlek, tatlı su falan filan gibi. Bak şunu söyleyeyim. Herkes eksik görmüş, eksik anlamış o meseleyi. Biz milli ve yerli politikalarla bugüne kadar geldik. Biz milli görüş gömleğini çıkarıp milli görüş zırhını kuşanarak 7 düvelle mücadele ediyoruz. 7 düvelle. Görmüyor musunuz? 7 düvelle mücadele ettiğimizi. Biz zırhımızı kuşanmışız.
Allah'a çok şükür. Buna bütün dünya şahittir. Şunu da ifade edeyim. Biz asla dini kullanan, haşa ve kella değil, dini kullanan değil. O güzel dinimizi eksiğimizde, kusurumuzda, yanlışlarımızda ama samimiyetle yaşam. Bir dakika daha. Sayın Akbaşoğlu bitirelim lütfen. Şimdi biz dini kullananlar değil, dinimizi samimiyetle yaşamaya çalışan insanlarız. Ancak takiyecilerle tabii ki bizim durumumuz asla ve kata bir değil arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, bizim yüzümüz Türkiye merkezli. Hem batıya hem doğuya, hem kuzeye hem güneye. Tam merkezinde büyük ve güçlü Türkiye. Evet, şunu söyleyeceğim son olarak. Mustafa Kemal Paşa'ya atıfla bir son olarak şunu okuyacağım. Tabii bir viraj meselesi de vardı bir hikayede. Doğrudur. Rahmetli Erbakan hocamızı hatırlayalım. Şöyle derdi Erbakan hocamız. Bak siz şu köşeyi, şu virajı değil, bu köşeyi, bu virajı maalesef aşağıya doğru gidişi ortaya koyuyorsunuz diye. Çünkü fikir ve zihniyetler onu gerektiriyor. Bu yolda ne yapacağız Sayın Akbaşoğlu? Peki son lütfen, bir daha yok yani bu son. Şunu söylüyorum. Selamlayalım, kapatalım. Şunu söylüyorum. Bakın Atatürk'e atıfla söylenen söze hareketle biz sadece her 10 senede değil, her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda büyük bir şaheserle taçlandırıyoruz. Geçen daha Tok'la taçlandırdık. Bir öncesinde Atatürk Kültür Merkezi ile taçlandırdık. Ondan önce Avrasya ile taçlandırdık. Ondan önce dünyanın en büyük havalimanı ile taçlandırdık. Elhamdülillah. Aynen Mustafa Kemal Atatürk o cümlelerine devam ediyor. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Son genel talep üzerine son dakika. Evet, Atatürk diyor ki milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu hedefi Mustafa Kemal Atatürk gösterdi. Arkadaşlar, tam bağımsız Türkiye'yi ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma başarısını da dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Olay budur. 2023 bütçemizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor. Emeği geçen bütün milletvekillerimize, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, her birlerinize ve aziz milletimize selam, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağ. Sayın Altay. Kendilerine ayrılan bir saatlik süreyi 1,5 saate çıkarak o demokratik şeyinize ben saygı duyuyorum. Talep ediyoruz üzerine. Aynını bekliyoruz lan. 1,5 saat boyunca yaptıkları eleştirilere işte.